Evet, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul toplantısında, Genel Kurul'da 4. sırada konuşmasını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuşmasında birçok konuya değindi. İsrail'i özellikle sert sözlerle eleştirdi. Hemen Birleşmiş Milletler binasının oraya gidelim. New York'a Özlem Tınaz bizi bekliyor. Celal Çevirgen'le birlikte toplantıları Özlem de izledi. Özlem, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne mesajlar verdi bize, söyler misin? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl olduğu gibi, senin de söylediğin gibi, 4. sırada kürsüde yer aldı. İlk konuşan isim Brezilya Devlet Başkanı'ydı. Ardından Başkan Donald Trump kürsüye çıktı. Mısır Devlet Başkanı El-Sisi'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderlerine hitap etti ve nükleer silahlanma, hava kirliliği ve iklim değişikliğine kayıtsız kalamayız dedi. Dün katıldığı iklim eylemi zirvesinde de yine vurgu yapmıştı bu konuya ve Türkiye'nin bu konuda attığı adımlara değinmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin dünyanın en cömert ülkesi olduğunu söyledi. Dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunun altını çizdi. Ancak bu konuda yalnız bırakıldık dedi. Türkiye her fırsatta destek olmaları için uluslararası topluma çağrı yapıyordu. Bu çağrıyı bir kez daha yineledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine tabii Suriye'de güvenli bölge konusu en önemli başlıklardan biri Türkiye için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli bölge derinliğinin Deir ez-Zor-Rakka hattına indirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu konuda Amerika tarafından verilen sözlerin yerine getirilmesi çağrısını bir kez daha yineledi ve Suriye küresel adaletsizliğin sembolü dedi. Dünyanın bir tarafı lüks içinde yaşarken diğer tarafta açlığın kol gezmesi kabul edilemez dedi. Aylan bebeğe vurgu yaptı ve aylan bebeğin ölümünü dünya çok çabuk unuttu ancak bu hepimizin başına gelebilir dedi. Müslümanların tüm dünyada zulmü uğradığını söyledi. İşte bu konuda İsrail'e özellikle yüklendi ve Birleşmiş Milletler'in İsrail'le ilgili alınan kararları hayata geçirmemesini eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformları bir an önce gerçekleştirilmeli dedi. Filistin halkının zulmü uğradığına da dikkat çekti. İsrail Filistin'i yok etmeye çalışıyor dedi. Tüm dünyanın bir başarı olarak gösterdiği anlaşma Filistin halkını ve Filistin'i yok etmeye yönelik mi sorusunu sordu dünya liderlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve nükleer silahsızlanma konusuna da değindi. Nükleer silahlanma ya herkes için yasak olmalı ya da herkese serbest olmalı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve dünyanın bir tarafı lüks içinde yaşarken demiştik. İşte bu konuda yaşanan diğer sıkıntılı bölgelere de değindi. Afganistan'da bu ülkelerden biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kuruldaki konuşması az önce bitirdi ve kürsüden indi ancak genel kurul çalışmalarına katılmayı sürdürecek. Bunun yanı sıra ikili görüşmeler yapacak. Dün Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşmüştü. Belçika Başbakanı'yla da bir ikili görüşme gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ikili görüşmelerine devam edecek. Kimlerle görüşecek? İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la bir ikili görüşme gerçekleştirecek. İtalya ve Arnavutluk'ta görüşeceği diğer başbakanlar olacak. Dün planlanan Somali Cumhurbaşkanı ile görüşmesi bugüne kaydırıldı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de yine görüşeceği isimlerden biri olacak. Bugün Medeniyetler İttifakı ve Türk Hava Yolları arasında bir protokol imzalanacak. İşte bu protokol imza törenine Antonio Guterres de birlikte katılacak Erdoğan. Dediğimiz gibi oldukça yoğun bir programı var Erdoğan'ın ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması merakla bekleniyordu. Çok önemli mesajlar verdi. Merak edilen bir başka soru da Başkan Donald Trump'la bir ikili görüşme gerçekleştirecek mi sorusu. ABD Başkanı sıfatıyla katıldığı ilk Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Erdoğan ve Trump yaklaşık bir saat görüşmüştü. Geçen sene her iki taraftan da görüşme talebi gelmemesine karşın iki lider ayaküstü de olsa sohbet etmişlerdi. İşte bu yıl aslında Erdoğan ikili bir görüşme olabileceğinin sinyalini Türkiye'deyken vermişti. Türk tarafı bu görüşmenin ayarlanması için halen uğraşıyor. Aslında ilk planlanan az önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasından, hitabından hemen sonra bu görüşmenin yapılması yönündeydi. Ancak Beyaz Saray'dan Trump'ın görüşme yapacağı isimler açıklandı ve bu isimler arasında
Erdoğan yok ama hatırlatalım 100'den fazla ülkeden resmi görüşme talebi geldi Erdoğan'a. Zira 193 üye ülkenin devlet başkanları, hükümet başkanları ve bakanları şu anda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ve onları adeta bir basın ordusu izliyor. Dolayısıyla burada gerçekten büyük bir kalabalık var. Trump ve Erdoğan bir görüşme ayarlayabilirler mi ya da ayaküstü bir sohbet gerçekleştirirler mi? İşte bunu zaman gösterecek Serdar Cebi. Özlem Tınaz, teşekkür ediyoruz. Hem Erdoğan'ın konuşmasının ana başlıklarını bize aktardı hem de bundan sonra Erdoğan'ın yapacağı temaslarla ilgili bizi bilgilendirdi Özlem Tınaz. Gerçekten Erdoğan'ın konuşmasında bazı önemli noktalar vardı. Başka liderler de konuştu. Özellikle Donald Trump, ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki önce konuştu. Ve bu konuşmasında da özellikle İran'a önemli mesajları vardı. Aslı Pelit New York'ta tekrar karşımda. Aslı, Trump'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar nelerdi ve göze çarpan çarpmayan detaylar da sende. Evet Serdar, öncelikle göze ilk çarpan detay Başkan Donald Trump'ın konuşma sırasında izlediği o ağır bir tavırla konuştu. Ve ilk önce konuşmasına daha başlarken America First politikasını öne çıkaran bir konuşma yaptı. Akıllı liderler kendi ülkelerini ilk sıraya koyan liderlerdir dedi. Globalizasyonu savunan liderleri eleştirdi. Herkesin kendi ülkesinin çıkarlarını öne koymasının önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca prompter'ı okurken birkaç kere hata yaptığı yine dikkat çekti. Herkes acaba bir sorun mu var diye hatta düşündü. Başkanın Birleşmiş Milletler'e hitabı Amerika'nın uluslararası politikasının öne çıktığına dikkat gördük. Yani liberal global düzenden ayrılmaya çalışan bir Amerika sergiledi Başkan Trump. Şöyle de bir yorum yaptı. Amerika patriot bir politika, kendi ülkesinin çıkarlarını öne olan bir politikayla yapacaktır. Bunu göstergesidir dedi. Ayrıca özgürlük isteyen ülkelerin özgürlüklerini kendi ülkelerini severek kazanacaklarını yine vurguladı. Diğer yandan İran dışında Venezuela'ya da çıkıştı Başkan Trump. Maduro'ya diktatör Maduro korkakça ülkesinde yaşıyor. Bu topraklardan çıkana kadar da ülkesi özgür olmayacak şeklinde bir yorum yaptı. Bu sırada kameralar döndü ve Venezuela temsilcisini seyrettik. Venezuela temsilcisi elinde bir meşhur Venezuela'nın kurtarıcısı Bolivar'ın devrimini anlatan bir kitap okuyarak bu konuşmayı dinlemediğini göstermeye çalıştı kameralara. Böyle hareketler zaten sıkça Birleşmiş Milletler'de yapılıyor biliyorsunuz. Bunun dışında alkışlamaması dinleyenlerin Donald Trump'ı yine notlarımızın arasında. Dün iklim zirvesinde de kısa bir konuşma yaptı. Çok kısa iklim zirvesinde bulundu ve biraz evvel de şunu biliyoruz. Başkan Trump hala Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde. Çünkü onu buraya getiren arabalar hala önümüzde duruyor. Çok büyük bir konvoyla geziyor Donald Trump. New York'ta Trump Tower'la Birleşmiş Milletler Genel Merkezi arasında. Diğer önemli bir not da elimde, ilk konuşmayı yapan Brezilya Devlet Başkanı ile ilgili çok büyük tepkiler aldı. Askeri diktatörlüğü öven bir konuşma yaptı. Ayrıca Avrupa Birliği'ni eleştirdi ve tabii Amazonlarda yangın çıkmadığını iddia etti. Bu da yine buradan da zaten biraz evvel ayrılırken yuhalanmasına sebep oldu. Brezilya Devlet Başkanı kısaca çok negatif bir şekilde geldi, konuşma yaptı ve tekrar döndü. Brezilya basını zaten bunu sıkça eleştiriyordu kendisinin uluslararası konuşmaları ama bu gerçekten büyük tepki alacağı benziyor. Brezilya'yı dünyaya rezil ettiğini düşünen çok fazla insan var sosyal medyada. Söylediğim gibi 100'den fazla lider konuşmaya devam edecek. Buradan en ana başlıkları size iletmeye devam edeceğiz. Söylediğim gibi bazı liderler yürüyerek önümüzden geçerek terk ediyorlar. Öğlen yapılacak olan Antonio Guterres'in davetinde birçok liderin katılması bekleniyor Serdar. Aslı Pelit son izlenimleri de hem Trump'ın konuşmasının detaylarını bizle paylaştı hem de diğer olup bitenler hakkında bizi bilgilendirdi. Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda
neler olduğunu Aslı'dan aldık. Çok teşekkür ediyoruz. New York'ta bugün kapattık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının bir bölümünü kendi programımız içinde verdik. Önemli konulardan bahsetmişti. Bugünlük Washington'dan yaptığımız canlı yayının sonuna geliyoruz. İnternet adresimiz amerikanınsesi.com. Buradan bütün haberlerimizi ayrıntısıyla bulabilir ve izleyebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte 18.30'da Stüdyo, VOA Stüdyo'da karşınızda olacağız. Ben Serdar Cebe, herkese iyi akşamlar diliyorum.